sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba gençler, hareket konusunu işleyeceğiz. Öncelikle yörünge kavramından başlayalım. Bakın yörünge ne demektir? Yörünge demek bir cismin hareketi süresince geçtiği noktaları birleştiren doğruya yörünge denir. Demek ki bir cismin hareketi süresince geçtiği noktaları birleştiren doğruya yörünge denir. Peki dikkat edersek burada bir bilyeler var bakın. Bilyelerin geçtiği noktaları ben birleştirdim. Karşıma ne çıktı? Düz bir doğru çıktı. Demek ki bunun adı nedir? Doğrusal yörüngedir. Peki fizikteki adına biz ne diyeceğiz bakın ileride? Buna doğrusal hareket diyeceğiz. Yine başka bir cisim aldık bakın. Buradaki noktaları ben birleştirdiğim zaman bakın karşıma ne çıktı? Böyle eğrisel bir yörünge çıktı. O zaman bunun adı eğrisel hareket ya da eğrisel yörünge üzerinde hareket eden bir cisimdir. Yine bu görsele baktığımız zaman buradaki noktalar şunlar bakın. Ben bu noktaları birleştirdiğim zaman karşıma bakın ne çıktı gençler? Çembersel bir yörünge çıktı. O halde bu hareketin adı nedir? Çembersel harekettir. Bu da 12. sınıfın konusudur. Orada göreceğiz gençler. Şimdi gelelim hareket kavramının göreceli bir kavram olduğunu anlatalım. Bakın dünyamızdaki her şey hareket halindedir. Dağlar, denizler, işte evimiz, metro istasyonu hepsi hareket halindedir. Peki bu hareket halinde olmasının sebebi nedir? Dünyanın hem kendi ekseni etrafında dönmesi hem de güneşin etrafında dönmesidir. Peki şu dünyamızın yörüngesini çizelim. Bakın şurada neyimiz var gençler? Güneş var. Burada güneş var. Peki dünya da burada. Peki dünya böyle çembersel bir yörünge üzerinde belli bir hızla dönüyor. Peki dünyanın yörüngesinde bakın burası dünya, bu da ay. Peki dünya güneşin etrafında dönerken biz de dünya ile beraber hareket ediyoruz. Dolayısıyla dünyanın içerisindeki her şey hareket halinde. Fakat biz de dünyadaki cisimler gibi hareket halinde olduğumuz için dünyanın hareket halinde olduğunu hissedemiyoruz bakın gençler. Ama aydaki bir kişi bize baktığı zaman diyor ki siz hareketlisiniz diyor. Peki biz kendimize baktığımız zaman bizim hareketimiz yok diyoruz gençler. Ha buradan ne sonuç çıkıyor? Hareketin göreceli bir kavram olduğu sonucu çıkıyor bakın. Yine hareketin göreceli bir kavram olduğunu biz şöyle de açıklayabiliriz bakın. Bir yolcu otobüsü düşünün gençler. Ve burada da durakta duran bir kişi var. Bakın durakta duran bir yolcu var. Peki burada ise otobüsün içerisinde iki tane yolcu var. K yolcusu ve L yolcusu. Şimdi biz soralım gençler. Diyelim ki K'ya soralım. L yolcusu ne yapıyor? Duruyor. Bakın K'ya göre L yolcusu duruyor. Peki duraktaki kişiye göre bizim L yolcusu ne yapıyor? Artı yönde V hızıyla hareket ediyor. Ama K'ya göre nedir bu? Hareketsizdir. Peki L hani hareketliydi? K'nın söylediği ifade de doğru. Duraktaki kişinin söylediği ifade de doğru. Ha buradan ne sonuç çıkıyor? Hareketin göreceli bir kavram olduğu ve kişiden kişiye değiştiği ifadesi ortaya çıkıyor. Şimdi cisimlerin bakın zaman içerisinde bulundukları yerlerini değiştirmesine hareket denir. Demek ki hareketin tanımı neymiş gençler? Cisimlerin zaman içerisinde bulundukları yerleri değiştirmesine hareket denir. Biz hareketi kütle merkezine göre 3 şekilde inceleyeceğiz. Birincisi ötelenme hareketi, ikincisi dönme hareketi, üçüncüsü ise titreşim hareketidir. Şimdi birincisinden başlayalım gençler. Ötelenme hareketi ne demektir? Bakın ötelenme hareketi bir cismin farklı kuvvetlerin etkisiyle farklı hareketler yapabilir. Örneğin düz bir cisim doğrusal yörünge üzerinde bu cismi oluşturan her bir zerre
bir doğru boyunca yer değiştiriyorsa ya da öteleniyorsa bu cismin yapmış olduğu harekete ötelenme hareketi denir. Peki bunlara en güzel örnek nedir? Düz bir doğru üzerinde giden araba ya da bisiklet ya da koşan bir çocuk. Demek ki bu arabayı oluşturan her bir molekül ne yapıyor? V hızı ile hareket ediyor. Yani öteleniyor. Yani yer değiştiriyor. İşte biz buna ne diyeceğiz? Ötelenme hareketi diyeceğiz. İkinci hareket türümüz ise dönme hareketi. Peki dönme hareketi ne demektir? Bakın dönme hareketinin tanımı dönen bir cismin kütle merkezinin, bakın dikkat edin burası çok önemli. Kütle merkezinin yeri değişmemek şartı ile sabit bir eksen etrafında hareket etmesine dönme hareketi denir. Peki buna örnek ne diyebiliriz? Mesela görselimizde olduğu gibi bir pervane. Gençler bakın bu pervanenin bakın şuradaki kolları sabit bir eksen etrafında dönmeye başlamış. Yine güzel bir örneğimiz var bakın saatin akrebi, yelkovanı ya da saniyesi. Bakın bunlar da sabit bir eksen etrafında dönmeye başlayacaklar. Peki şimdi aklınıza şu soru gelebilir. İllaki dönme hareketinde bir cismin bir nokta etrafında bir tam tur atması gerekir mi? Bakın bir tam tur atması gerekmez. Bakın bu şekildeki gondol bir tam tur atmıyor. Ama bunun yapmış olduğu hareket de nedir? Yine dönme hareketidir. Bakın yine bunun kütle merkezinin yeri değişmiyor. Ve gondol bir tam tur atmadığı halde bu gondolun da yapmış olduğu hareket yine dönme hareketidir. Şimdi üçüncü hareket çeşidine geçelim gençler. Bu ise titreşim hareketi. Titreşim hareketi ne demektir bakın. Bir cismin sabit bir eksen etrafında eş zamanlı gidip gelme hareketine titreşim hareketi denir. Ya da bir cismin sabit bir eksen etrafında hareket etmesi. Mesela diyebiliriz ki gitar teline şöyle bir F kuvveti uyguladığımız zaman bu gitar teli ne yapacaktır bakın. Sabit bir eksen etrafında gidip gelme hareketi yapacak. Yani titreşim hareketi yapacak. Yine dikkat ederseniz bu görselde gördüğünüz gibi işte tokmaklı saatin tokmağı. Peki bu saatin tokmağı bakın bir eksen etrafında eş zamanlı gidip gelme hareketi yapıyor bakın. Yani her iki tarafa da böyle tarayıp geliyor. İşte ve buna da biz bir periyotluk süre diyeceğiz. Bunu 12. sınıfta göreceğiz. Yine bu hareketin adı da nedir? Titreşim hareketine örnektir. Şimdi gelelim birden fazla hareketi de aynı anda yapan cisimler vardır. Örnek nedir? Bakın ötelenme ve dönme. Ötelenme ile dönme hareketinin toplamına biz ne diyeceğiz gençler? Yuvarlanma hareketi diyeceğiz. Demek ki yuvarlanma hareketi ne demekmiş? Ötelenme hareketi ile dönme hareketinin toplamıdır. Peki buna en güzel örnek nedir? Bir futbol topunun yuvarlanması ya da hareket etmesi. Yine durmakta olan bir konserve kutusu, silindir şeklinde bir konserve kutusu düşünelim. Ayağımıza vurduk konserve kutusuna. Peki konserve kutusu ne yapmaya başladı? Dönerek mesafe almaya başladı. O zaman bu konserve kutusunun yapmış olduğu hareket yine yuvarlanma hareketine örnektir. Yine bakın iki hareketi bir arada yapan hareket çeşitlerinden birisi de ötelenme ve titreşim hareketi. Peki gençler ötelenme ne demekti? Cismin belli bir noktaya göre yer değiştirmesi. Peki titreşim hareketi ne demekti? Gidip gelme hareketi aynı nokta etrafında ya da bir nokta etrafında bir cismin gidip gelme hareketi. Peki görselimize baktığımız zaman bungee jumping sporu yapan bir sporcu ne yapıyor? Mesela bunu şöyle modelleyebiliriz. Bir sporcuyu bakın böyle lastiklerden bağlamışız ve bunu aşağı doğru salmışız. Peki biz bunu saldığımız zaman bakın bir yukarıya bir aşağıya, bir yukarıya bir aşağıya titreşim hareketi yapıyor. Değil mi? Peki titreşim hareketi yaparken bu sporcu yer değiştiriyor mu? Ötelenme hareketi var mı? Var. O halde bungee jumping sporu yapan bir sporcu ötelenme artı titreşim hareketi yapar. Bir de deminki örnekte gördüğümüz gibi gençler
Discovery, Giant Discovery diye bir oyuncak aleti var bakın. Buna da gondola diyebiliriz bakın. Bu alet O noktası etrafında ne yapıyor bakın? Hem dönme hareketi yapıyor hem de titreşim hareketi yapıyor. Peki titreşim hareketi nedir? Bakın şu burası sabit bir nokta etrafında gidip gelme hareketinin adı titreşim hareketidir. Peki dönme hareketinde illaki cismin bir tam tur atması gerekiyor muydu? Gerekmiyordu. Demek ki buradaki Discovery aleti yine dönme artı ötelenme hareketi yapar. Evet, şimdi gelelim, güzel bir soru çıktı karşımıza. Bakın şekillerde bazı hareket çeşitleri verilmiştir. Buna göre bu hareket çeşitleri nelerdir diye sormuş. Birincisi K'da bakın motosikletin düz bir yolda ilerlemesi. Motosikletin düz bir yolda ilerlemesi neye örnektir? Ötelenme hareketine örnektir. O halde bunları işaretleyelim. Peki burada bir pervane var bakın. Pervane ne yapmış? Sabit bir eksen etrafında dönmeye başlamış. Peki bu döndüğüne göre bu nedir? Dönme hareketidir bakın. Sabit bir eksen etrafında dönüyor. O zaman dönme hareketi. Peki metronom, metronomun buradaki tokmağı bakın ne yapıyor bakın? Bir eksen etrafında bir böyle geliyor bakın, bir böyle gidiyor. Tekrardan buraya gelip bu turunu tamamlamaya çalışıyor. O halde bu titreşim hareketinin adı da nedir gençler? Bakın bakın bu hareketin adı titreşim hareketidir. O halde İki tane bakın cevap çıktı. Bunun birini değiştirebiliriz. Mesela buraya dönme diyebiliriz. Dönme. O zaman bizim cevabımız ne olur? E seçeneği olur. Motosiklet ötelenme hareketi yapar. Bakın motosikletin düz bir yolda ilerlemesi. Dikkat edin. Bu da şunu sorabilirdi. Motosikletin tekerleği diyebilirdi. Motosikletin tekerleği ötelenme artı dönme hareketi yapar. Yani yuvarlanma yapar. Ama soru da motosikletin düz bir yolda ilerlemesi diyor. O zaman bu ötelenme hareketidir. Tavandaki vantilatörün dönmesi dönme hareketi. Metronomun hareketi ise titreşim hareketi. O halde cevabımız E seçeneği olur. Yine bir diğer örneğimizde bazı hareket çeşitleri verilmiştir. Yukarıda verilen durumlardan hangi hareket çeşidine sebep olur? Peki birincisinde demiş ki gitar teline elimizin dokunması. Deminki örneğimizde demiştik ki biz bir gitar teline elimizi dokunduğumuz zaman gitar teli bir nokta etrafında titreşmeye başlıyor bakın. Gidip gelme hareketi yapıyor. O halde bu hareketin adı titreşim hareketidir. Peki kayanın iterek yer değiştirmesi. Kayanın her bir zerresinin ötelendiğine göre yani yer değiştirdiğine göre bu ötelenme hareketi yapıyordur. Peki Luna Park'taki dönme dolabın kütle merkezinin yeri değişmemek kaydıyla sabit bir eksen etrafında böyle döndüğüne göre o halde bu da nasıl bir hareket yapıyordur? Dönme hareketi yapıyordur. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur.